Fransa'da 4 çocuk annesi bir Türk kadın öldürüldü. Cesedi de ormanda bulundu. Fransa'da oluyor. 25 yaşındaki genç bir kadının katil zanlısı olarak eski eşi gözaltına alındı. Fransa'nın Strasbourg kentinde 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Yasemin Çetin'in cansız bedeni ormanda bulundu. Polisin başlattığı soruşturmada baş şüpheli olarak eski eşi Savaş Özyanık Yasemin Çetin Dağ'ın ortadan kaybolduğu gün evine gelip kadını dövdüğünü itiraf etti. Bak. Gözaltına alınan Savaş Özyanık 23 Aralık'ta birkaç hafta önce boşandığı eski eşinin evine gittiğini, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek onu darbettiğini ifade etti. Ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Özyanık ifadesinde ayrıca o gün evde bulunan dört çocuğunu alarak bir yakınına teslim ettiğini söylüyor. Boşanmış çocuklarını alıyor ama çocukların velayeti annede. Olaya çözülüyor belli zaten. Yasemin Çetindağ'ın ailesi yani öldürülen kadının ailesi kızlarından haber alamayınca aynı gün genç kadının kaybolduğunu polise bildirdi. Kız kardeşi Leyla Çetindağ ise ablasının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak bulunması için yardım istedi. Savaş Özyanık'ın eski eşinin evine gittiği gün ona eşlik eden bir arkadaşının da olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs Kadının kaybolduğu gün Savaş Öz Yanık'ı arabasıyla bazı yerlere götürdüğünü ve içinde esrar olduğunu zannettiği 60 kiloluk bir sandık taşıdığını itiraf etti. Tarif edilen yerlere giden polis Yasemin Çetindağ'ın gömülü cesedini ve onu taşımak için kullanılan sandığı ormanda buldu. Şimdi olay nerede? Fransa'da. Neresi olursa olsun önemli değil. İşte bakın eşinden ayrılmış eşi geliyor kadını öldürüyor bir sandığın içerisine koyuyor ve ormana atıyor. Hangi akıl, hangi mantık ya da ne için böyle bir şey yaparsın? Şimdi dört tane çocuk ortada kaldı. Ana yok, baba zaten yok. Ne olacak bu çocuklar? Hangi psikolojiyle, hangi yetiştirme yurdunda büyüyecekler? Bu çocukların gelecekleri ne olacak? Ne oldu şimdi kardeşim ne oldu? Yani bu olayı yorumlayacak çok bir şey yok. Hikaye aynı. Olaylar aynı. Bin tane de olay anlatsak sonuç bu. Kadın cinayeti. Öldürenler de katilleri de en yakınlığındakiler. Çocuklarının babası eski eşleri ya da eşleri en yakınındaki düşman. Allah herkesi böyle eşlerden korusun. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Değerli izleyicilerimiz, akıllara durgunluk veren bir olay. Koronavirüs malum dünyanın dört bir yanını kasıp kavuruyor. Annelerini kaybeden aileye gece hastaneden telefon açıyorlar ve diyorlar ki Anneniz vefat etti. Gelin hastaneden alın. Tekirdağ'da özel bir hastanede oluyor bu olay. Türkiye'de 64 yaşındaki Fatma Patan. Fatma Hanım koronavirüse yakalanıyor, durumu çok ağır ve yoğun bakıma yatırılıyor. Ve hayatını kaybediyor. Aile oğluna ve kızına haber veriliyor. Oğlu ve kızı Tekirdağ'a giderek annelerinin cenazesini alıp Sakarya'ya götürüyorlar. Tabi cenazeye kısıtlı sayıda insanlar katılıyor. Cenaze defnediliyor. Mezar kapatılıyor. Bu olaydan bir saat sonra ölen Fatma Pata'nın oğluna bir telefon geliyor ve hastaneden arıyorlar. Diyorlar ki Biz size yanlış cenaze verdik. Sizin gömdüğünüz sizin anneniz değil. Nasıl yani diyorlar? Evet anneniz değil. E annemiz nerede? Gelin annenizi alın. Aile şoka giriyor. Tekrar Sakarya'dan Tekirdağ gidiyorlar. Ve cenazeyi alıyorlar. Kendi cenazelerini. Korona nedeniyle de kefenliyken tabi açmıyorlar, bakmıyorlar. Şimdi böyle bir durumda yanlışlık olacağı kimin aklına gelir? Peki mezara konulan, defnedilen kim? O da başka bir korona hastası. Onlara da vefat ettikleri haberi verilince hastaneye gidiyorlar. Hastanede morgda yatan kişinin kendi yakınları olmadığını görüyorlar. Diyorlar ki bizimki bu değil. Sonra araştırılıyor. Onların cenazesi Sakarya'ya gitti, defnedildi. Olay böyle çıkıyor zaten ortaya. Hastanenin dünyadan haberi yok. Böyle bir rezalet, böyle bir ahlaksızlık olamaz. Cenazelerini istiyorlar. Nerede kardeşim bizim cenazemiz diyorlar. Haklı olarak. Diyorlar ki sizin cenaze Sakarya'da defnedildi geçmiş olsun. Sonra olaya Sakarya Savcılığı el koyuyor defnedilen mezarda olan mefta çıkartılıyor gerçek sahiplerine teslim ediliyor. 64 yaşındaki Fatma Pata'nın cenazesi de tekrar e, Tekirdağ'dan alınıyor ve geliyor ikinci kez cenaze defnediliyor. Bakın böyle bir olay yani sanıyorum. Filmlerde falan olur. Böyle bir rezalet olamaz. Fatma Patanın oğlu Nurettin Patan şöyle söylüyor: Tüm evrakları hazırdı, imzayı ben attım. Nüfus kağıdını istediler, verdim. Aşağıdaki mottan cenazenizi alın dediler. Bugün de cenazemizi gömdük. Sonra bana bir telefon geldi. Cenaze karışmış dediler. İnanamadım. Sonra o kişilere resimlerini gönderin dedim. Annemi Yoğun bakımda olduğu için 18 gün görmemiştim. Bugün bizim kendi cenazemiz geldi. Diğer tarafta kendi cenazesini aldı, gitti. Şimdi hastane ile sorumluları hakkında elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Bu normal bir ölüm değil. Korona diye yaklaştırmadıkları için kim bilir kaç kişi kendisine ait olmayan cenazeleri yanlışlıkla toprağa gömüyor. Korona olduğu için milleti korkutmuşlar diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de trajikomik bir olay. Kemal Sunal'ın filmleri hani onun için gerçekten hayatın içinden. Ya böyle saçma şey mi olur? Al işte kardeşim. Olmuş yani. Hastanenin ama dünyadan haberi yok. Rezalet. Aileye tam bir travma yaşatıyorlar.